ben Duygu Erçelik. Bu dersimizde emir belirten cümleler ve sahiplik belirten sıfatları göreceğiz. İsterseniz öncelikle hemen sahiplik belirten sıfatlarımızı görelim. İngilizce olarak başlığını yazalım. Possessive, İngilizce'de sahiplik belirtir. Possessive, adjective, adjective de İngilizce'de sıfat demektir. Peki, possessive adjectives dediklerim neler? Daha önce ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi şahısları görmüştük. Şimdi ise benim, yani my, senin, yani your. Eğer bir kızdan bahsediyorsam, bir bayandan bahsediyorsam ne demiştik daha önce de? Her, onun anlamında. Peki, eğer bir erkekten bahsediyorsam hatırlıyor muyuz? Neydi? His, yine onun anlamında. Peki, cansız bir varlık ya da hayvandan bahsediyorsam bu sefer de ne yazacağım? It's, yine onun anlamında. Peki, bizim demek istiyorsam eğer, our, bizim, sizin anlamında, tekrar, your ve en sonunda da onların anlamında their sıfatlarımızı yazabilirim. Peki bunlar tek başına kullanılabilir mi? Hayır, bunlardan sonra mutlaka ne kullanacağız? Birer isim. Benim neyim? Örneğin benim evim. My house. Peki senin neyin olabilir? Your car. Senin araban. Okay? Peki her. Bir bayandan bahsediyorum demiştim. Her cat. Onun kedisi. Demek ki cat ne anlamındaymış? Kedi. Okay? His. His ne olabilir? His book. Book kelimesini biliyoruz. Kitap. Onun kitabı. Peki, it's. Bir hayvandan bahsedelim. Onun kuyruğu diyelim hadi. It's tail. Demek ki tail ne demekmiş? Kuyruk. Okay? It's tail. Peki, our. Bizim neyimiz olabilir? Our teacher. Bizim öğretmenimiz. Peki, your, sizin köpeğiniz diyelim. Your dog. O zaman dog ne anlamdaymış? Köpek, okay? Their, onların bahçesi diyelim hadi. Their garden. Demek ki garden ne anlamdaymış? Bahçe, okay? Any problems? No. No, let's repeat them, okay? My. My. Your. Your. Okay. Her. Her. His. His. It's. It's. Okay. Our. Our. Your. Your. Okay. Their. Their. Merve, can you read this? My house. Okur musun Merve'cim bize? My house. Okay. Your car. Your car. Okay, Begüm. Her cat. Her cat. Okay. His book. His book. Okay, Duygu. It's tail. It's tail. Okay. Our teacher. Our teacher. Uh-huh. Berat, your dog. Your dog. Okay. Their garden. Their garden. Okay. Buradaki kelimelerimizi bir kere tekrar edelim. House neydi? Ev. Benim evim. Peki, your car. Senin araban. Her cat, onun kedisi. His book, onun kitabı. Its tail, onun kuyruğu. Our teacher, bizim öğretmenimiz. Okay. Your dog, sizin köpeğiniz. Ve de ne kaldı geriye? Their garden, onların bahçesi.
Do you understand? Okay? Yes. Yes. Peki, bu konumuzdan sonra gelin emir cümlelerine bakalım. Emir cümlesi ne demek çocuklar? Birinin bize söylediği bir şeyi şimdi biz yapacağız. Bakalım. Imperative, yani İngilizce'de anlamı nedir? Emir cümleleri. Bunlarda şahıs var mı? Hayır, yok. Örneğin, belli başlı fiillerimiz. Hadi öğrenelim beraber. Örneğin open. Open fiili ne demek? Açmak, okay? Open. Tam tersi nedir? Close. Open, açmak. Close, kapatmak. O zaman hadi gelin open ve close'la emir cümleleri kuralım. Örneğin, open your book dediğimde, open your book, kitabını aç cümlesi değil mi? Peki, tam tersini yapalım bu sefer de. Close, yani ne diyorum? Close your book, kitabını kapat. Okay. Duygu, bize okur musun bunu? Open your book. Open your book. Okay. Ne demekmiş? Kitabını aç. Aç. Güzel. Close your book. Berat, okur musun? Close your book. Kitabını kapat. Kitabını kapat demek. Güzel. Peki başka ne diyebilirim? Kapıyı aç diyelim. Open the door, please. Bakın sonra ne ekledim? Please, anlamı nedir? Lütfen, yani kibar bir yolla emir cümlesi kurdum. Kapıyı aç lütfen. Demek ki please'in anlamı neymiş? Lütfen. Aynı şekilde, hadi gelin şimdi de pencereyi kapatalım. Close the window. Demek ki window neymiş? Bunu öğrenelim. Pencere. Close the window, please. Pencereyi kapat. Any problems? Open and close. Okay. Peki. Demek ki birisi bize open your book dediğinde kitabımızı açıyoruz. Close your book dediğinde kitabımızı kapatıyoruz. Şimdi gelelim. Öğretmen içeriye girdiğinde ne yapıyoruz? Ayağa kalkıyoruz değil mi? Ayağa kalkmak nedir? Stand up. Ne demiş oluyorum? Ayağa kalk. Peki tam tersini söyleyelim. Otur diyelim. Sit down. Okay? Can you repeat after me? Stand up. Repeat after me. Stand up. Stand up. Okay. Sit down. Sit down. Güzel. Şimdi ben size stand up dediğimde ne yapacaksınız? Ayağa kalkacak mısınız? Okay. Stand up. Ne yapıyoruz? Ayağa kalktık. Güzel. Sit down. Very good. Thank you. Okay. Peki, come here. Ne demek çocuklar? Come here. Bir kere önce şunu öğrenelim. Come ne demek? Gelmek. Okay? Come. Here. Buraya. O zaman ne demiş oluyorum? Buraya gel. Okay? Come here. Peki öğretmen senden kitabını getirmeni istedi. Nasıl söyleyecek size? Hadi bakalım. Bring. İngilizce'de bring ne demek? Getirmek, okay? Bring your book dediğimde Merve sen ne yapacaksın? Bring your book dedim sana. Sen ne yapacaksın? Bana kitabını getireceksin. Güzel.
kitabını getir. Peki. Duygu, bring your notebook dersem. Önce notebook'un anlamını öğrenelim. Notebook, defter demek. Peki ben Duygu'ya bring your notebook dediğimde Duygu ne yapacak? Defterini getirecek. Çok güzel. Peki. Bir diğer emir cümlem draw'la başlıyor. Draw ne demek? Önce bunu bilelim. Draw çizmek demek. Şimdi ben mesela Berat'tan diyeceğim ki Berat'a draw a cat dedim. Berat'tan ne yapmasını istedim? Draw a cat diyerek bir kedi çiz. Yazalım mı anlamında? Kedi çiz. Peki. Begüm'e diyorum ki draw a flower. Peki flower ne demek? Bunu öğrenelim. Ne demek flower? Çiçek. Peki o zaman ben Begüm'e ne demiş oldum? Draw a flower. Yani çiçek. Çiz. Okay? Good. Any problems? Any problems here? No. No. Okay, good. Peki. Peki ben biraz önce ne yaptım? Tahtayı sildim. Benden tahtayı silmemi istediler. Nasıl söylüyorlar? Bir kere clean. Ne demek clean? Temizle. Okay? Clean. Clean the board. Please. Yine sonuna please ekledim. Lütfen tahtayı temizle. Peki board neymiş çocuklar? Tahta. Clean ne demekmiş? Temizlemek. Bu cümlem ne anlama geldi? Tahtayı temizle lütfen. Okay? Any problem with this one? No. Okay. Peki benden saçıma dokunmamı istediler. Ya da burnuma ya da gözüme. Okay? Bakalım. Dokunmak fiili neymiş? Touch. Okay? Touch. Ama nereye? Touch your hair. So, hair neymiş çocuklar? Saç. Touch your hair dediğimde herkes ne yapacak? Saçına dokunacak. Okay? Repeat after me. Touch your hair. Touch your hair. Okay? Again. Touch your hair. Touch your hair. Okay. Peki herkes okusun bakayım mı? Touch your hair. Göreyim mi? Göreyim mi? Saçlarınıza dokunun. Okay, very good. Peki şimdi bakın ne diyorum. Touch your nose. Peki nose neymiş nose? Nose neymiş? Ben ne yapıyorum? Neye dokunuyorum? Burnuma. O zaman ne demekmiş bu? Burnuna dokun. Anlamlarımızı da yazalım. Saçlarına dokun. Peki bu ne oldu? Burnu. Demek ki nose, burun demek. Burnuna dokun. Peki, touch your ears dersem. Touch your ears. Peki ear ne demek çocuklar? Ear, kulak. Peki touch your ears dediğimde iki tane kulağım olduğu için çoğul yaptım. S takısı ekledim. Bunu birazdan göreceğiz. Touch your ears dediğimde ne yapıyorum? Kulaklarıma dokunuyorum. Okay, touch your ears. Touch your ears. Very good. Thank you. Okay. Any problem here? No. No. Peki, öğretmenim benden tahtadaki bir yazıyı ya da duvardaki bir resmi işaret etmemi söylüyor. İşaret et, göster bana diyor. Nasıl diyecek? Nasıl diyecek? Point. Okay, point ne demek çocuklar? İşaret etmek, okay? Yazalım. İşaret etmek. Point to the picture diyelim. Peki picture ne demek? Picture, tablo, resim, okay? Tablo, resim. Point to the picture ne demiş oldum?
Resmi göster. Okay? Point to the picture. Peki point to the board dersen Merve ne yapacaksın? Point to the board. Nereyi işaret ediyorsun bana? Bir göster. Point to the board. Very good. Onu da yazalım. Point to the board. Tahtayı göster. Ya da işaret et. Anlamında bir cümle kurmuş oldum. Okay, any problems? Emir cümlelerinde bir problem var mı çocuklar? No. Okay, do you understand? Yes. Yes, okay. Şimdi gelelim etrafımızdaki nesneleri tanıyalım. Tamam. Hem İngilizce isimlerini öğrenelim hem de bu nedir sorusunu soralım. Peki sorumuz ne? What's? Bunu hatırlıyor muyuz? What's nedir değil mi? Hani what's your name? What's your telephone number diye sormuştum. What's your surname diye sormuştum. Oradaki what's nedir? Peki what's this diyorum. What's this? This ne demek onu öğrenelim. Bu. Bu nedir? Örneğin bir ev çizdim ve size soruyorum. Bu nedir? Soralım. What's this? Peki İngilizcesi neydi evin? Hatırlıyor muyuz? House. O zaman şöyle diyebilir miyim? It's a house. Bu bir evdir. Okay? It's a house. Okay? Okay. Good. Peki. Bakın ne çiziyorum. What's this? Duygu? What's this? Very good. It's a tree. Demek ki ağaç neymiş İngilizce'de? Tree. Okay? Okay. Good. Bakın şimdi ne çizeceğim? What's this? Aynı soruyu yine sordum. Bu nedir? What's this? Peki şemsiyenin İngilizcesini bilen var mı? Umbrella. Güzel. Şimdi bakın. Değişik olan nedir? It's an umbrella. Diğer cümlelere bakalım mı? What's this diye sordum. It's a house dedim. It's a tree dedim. Ama buraya geldiğimde it's an umbrella dedim. Neden acaba? Neye dikkat ediyorum çocuklar? Kelimemin ilk harfini nasıl telaffuz ediyorum? Eğer sesli harfle telaffuz ediyorsam, söylüyorsam başına bir N getiriyorum. Bakın umbrella neye çıkıyor ağzımdan? A ile çıkıyor umbrella. O zaman N kullandım. Eğer kelimemin ilk harfini sessiz bir harfle söylüyorsam ne gibi? House H ile çıktı. Tree T ile çıktı. O zaman kullanacağım ek nedir? E. Takım E. Okay? A house, a tree, an umbrella. Bakın şimdi ne çizdim. Yine aynı soruyu soruyorum. What's this? Evet, bu nedir diye sordum. Nasıl cevap verebilirim? Bu bir elma aslında. Apple. Peki apple'a dikkat edin. Sesli harfle mi çıkıyor, sessiz harfle mi çıkıyor? Apple. E ile çıkıyor. Yani sesli harfle. O zaman E mi kullanacağım, N mi kullanacağım? An. Very good. It's an apple. Okay, any problems here? No. Hmm? Okay, that's good. Peki, gelin örnekler yapalım isterseniz. Ben birkaç tane kelime yazayım. Ve başına E, N takılarını koyalım, okay? Örneğin, orange, book, dictionary, onion,
ve board. Anlamlara bakalım. Orange neydi? Portakal. Book biliyoruz, kitap. Dictionary, sözlük. Very good. Onion, soğan. Peki board ne demek? Tahta. Okay? Peki bakalım, orange ilk harfi nasıl çıkıyor? Sesli mi, sessiz mi? Orange. Sesli harfle çıkıyor. O zaman E mi koyacağım, N mi koyacağım? N. N. N orange. Bir portakal. Peki book. Book nasıl çıktı? B ile değil mi? Book. Sessiz bir harfle. O zaman E. E koydum. A book. Dictionary. Sesli harfle mi çıkıyor? Sessiz harfle mi? Sessiz. Dictionary. Sessiz harfle. E. Dictionary. Bakın onion. Onion neyle çıktı? Sesli harfle çıktı. N koyalım. Board. Sessiz. Sessiz harfle. O zaman E. Şunu yapmıyoruz. Sakın ve sakın yapmıyoruz. İlk harfe bakıp sessiz harf, o zaman E koyayım. Sesli harf, o zaman N koyayım demiyoruz. Tamam çocuklar? Çünkü mesela bir örnek verelim. Bu söylediğime karşılık bir örnek. Örneğin university. Bakın görünüşte aslında neyle başlamış bu? U ile ve sesli bir harf değil mi bu? Ama buna aldanmıyorum. Okunuşuna bakın. University yani Y ile çıkmış. University. O zaman buna ne koyuyorum? E. Okay. A university. Peki. Bir de buna bakın. Aslında kelimem hour, saat demek. Peki neyle başlamış? Aslında H ile, sessiz bir harfle. Ama buna aldanıyor muyum? Hayır. Okunuşuna bakıyorum. Hour. Hour diye okuyorum. O yüzden sesli harfle başladığından dolayı başına takı olarak N getiriyorum. Okay? Okay. Problem here? No. No problem. Very good. Şimdi Merve'ye soracağım. Okay Merve. What's this? Merve? It is a car. It's a car. Very good. Bu bir neymiş? Arabadır. Okay. Duygu? Bakalım Duygu bunu söyleyebilecek mi? What's this, Duygu? It's a flower. It's a flower. Very good. It's a flower. O zaman şunu da öğrenmiş olduk. Flower neymiş? Çiçek. Okay? Flower. Peki. Şimdi Begüm söylüyor bize. Begüm, sence bu nedir? What's this? What's this? It is a book. It's a book. Okay. Very good. Şimdi dikkat edelim. Bakın, hepsinden birer tane var değil mi? What's this dedim, bu. Bu nedir? Çiçekten de bir tane var, kitaptan da bir tane var. Eğer bunlar çoğul olursa, iki tane araba olursa, iki tane ya da çiçek olursa, beş tane kitap olursa, bu sefer nasıl soracağım? Gelin bir de onu öğrenelim. Bunların hepsi tekildi, birer taneydi. Şimdi ise gelin çoğul hallerini görelim. What are these? Artık sorum ne oldu? What are these? What is this yerine what are these oldu? Çünkü these ne demek? Bunlar. O zaman şöyle diyebilir miyim? Bir nesneden bir tane varsa soru sorarken ya da onun için this kullanabilirim. Anlamı neymiş? Bu. Peki çoğulu, this'in çoğulu neymiş? These. Yani bunlar. Okay, can you repeat after me? This. 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 Okay. These. 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 Okay. Peki, demin dediğim örnek. Burada bir tane ağacımız var. Burada ise bakın kaç tane? 3 tane ağacımız var. İki resim içinde birer soru soralım mı? Peki, bir tane varsa bu nedir sorusunu sormuştuk demin. What's this? Bu nedir?
It's a tree. Güzel, bunu biliyoruz. Peki, şimdi ağaçlar çoğaldı. 3 tane ağacımız var, değil mi? O zaman bunlar nedir? Sorusunu nasıl soruyormuşum? What are, bakın is ne oldu? What are these? Bunlar nedir? Okay. Şimdi vereceğim cevap it'le olmayacak çünkü bir sürü ağacım var. They are trees. Okay. İsterseniz anlamlarını yazalım. Bu nedir sorusunu sordum. What's this'le? Bu bir ağaçtır dedim. Alttaki sorumda ise bunlar nedir? Oldu. Onlar ağaçtır diye cevap verdim. Okay, anladık mı? This, these, any problems? Do you understand this? No problem. No problem? Okay. O zaman şimdi tek tek bakalım hadi resimlerimize ve sorumuzu soralım. Okay. Merve, buna nasıl bir soru sorabiliriz? Bunlar nedir diye sormak istiyorum. Nasıl bir soru sorayım? What are? Neden are kullandım? Çünkü görüyorum ki birkaç tane var. İki tane var. What are these? Bunlar nedir? Değil mi? Cevap verelim mi? They are flowers. Güzel. Bakın burada yine bir değişiklik var. Nedir? Flower sözcüğünü çoğul yaptım. Nasıl? S takısı getirdim. İsterseniz gelin bir de kelimeleri çoğul yapmasını öğrenelim. Singular ne demek İngilizce'de? Tekil. Tekil isimlerden bahsederken singular diyorum. Plural çoğul demek. Şimdi kelimelerimi çoğul yapacağım. Hemen başlayalım. Örneğin book. A book. Bir kitap diyorum. İki kitap demek için kuralım nedir? Book kelimesinin sonuna bir S takısı getiriyorum. Ve ismimi çoğul hale getiriyorum. Okay? Book, books. Peki, cat. Kedi dedim. Kediler demek istiyorum. Nasıl derim? Ne yapacağım? Sonuna bir S takısı getireceğim. Ne olacak? Cats. Okay. Door. Kapı. Kapılar demek için ne diyebilirim? Doors. Peki. Rabbit. Nedir rabbit? Bilen var mı? Rabbit. Tavşan. Çok güzel. Bir tavşan. Peki rabbits nedir? Tavşanlar. Peki bir tane daha örnek verelim. Kurala uyanlara. Orange. Portakal demekti. Oranges. Yine sonuna ne yaptım? Bir S takısı ekledim. Ve kelimemi çoğul yaptım. Buraya kadar problem var mı? Demek ki kuralım neymiş? Kelimelerimizi tekil halden çoğul hale geçirirken sonuna bir S takısı getiriyorum. Okay? Problem? Okay. Peki gelelim kurala pek de uymayan kelimelerimize. Örneğin. Yazalım. Tekil, çoğul. Örneğin kelimem Y harfiyle bitiyorsa. Dictionary'nin ne olduğunu biliyor muyuz? Dictionary neydi? Sözlük. Peki, bakıyorum sözcüğümün son harfi Y. Y harfi. O zaman yapacağım tek bir şey var. Y'den önceki harfe baktım. Neymiş? R. Sesli mi, sessiz mi? Sessiz bir harf. O zaman ben bu sözcüğü çoğul yapmak istiyorsam sonuna, kelimemin sonuna bakın Y düşecek. Bunun yerine
I-E-S takısı gelecek. Yaptığım şey neydi çocuklar? Baktım ki sonu Y ile bitiyor kelimemin. Bir önceki harfime baktım. Sessiz harf. O zaman kuralım ne? Y'yi hiç yazmıyorum, düşürüyorum. Onun yerine ES, I-E-S takısını getiriyorum. Burada problem var mı? Yok. Peki, city. Anlamı nedir? Şehir. City. Okay? Peki bakalım Merve. Bak bakalım. Hangi harfle bitmiş? Y ile. Y ile bitmiş. Bir önceki harfe bakıyorum değil mi? Evet. Hangi harf? T, yani sessiz bir harf. O zaman ben bunu çoğul yapmak istiyorsam ne yapacağım? Kuralım ne? İ-N. Evet, I-E-S getireceğim ve bu ne olacak bu Y'ye? Gidecek değil mi? O zaman şehir, şehirler derken Y düştü. I, E ve S takısı geldi. Peki, bakın sonu Y ile biten başka bir kelime daha yazdım. Sonu Y ile bitmiş, evet güzel. Yine her zamanki gibi bir önceki harfime bakıyorum. Ama bir önceki harfim bu sefer sessiz değil. Sessiz. Değil mi? Sessiz değilse o zaman aynı kuralı uyguluyor muyum? Hayır. Biraz önce ne yapmıştık kelimeleri çoğul yapmak için? Sonuna bir S takısı getirmiştim hatırlıyorsanız. Yine aynı şekilde S takısını koyarak bu kelimeyi çoğul hale getiriyorum. Demek ki Y'den önceki harf sesli ise kelimeden Y düşmüyor. Sonuna ne geliyor Begüm? S takısı geliyor değil mi? Peki bakalım. Örneğin way. Way ne demek? Yol. Okay? Way. Peki bakalım Duygu. Y ile bitmiş. Bir önceki harfe baktım. Sesli. Peki Y düşüyor mu? Hayır. O zaman normal çoğul yapma kuralımı uyguluyorum. Sonuna S takısı getiriyorum. Güzel. Peki bir başka kural bakın. Birkaç tane kelime yazalım. Buna göre inceleyelim. Peki. Bus. Nedir bilen var mı? Bus. Otobüs. Peki. Watch. Ne demek watch? Saat. Kol saati demek. Peki. Bush. Ne demek bush? Çalılık. Okay? Çalılık. Peki. Şimdi bir kelime daha yazalım isterseniz. Class. Ne demek class? Şu an içinde bulunduğumuz yer neresi? Sınıf. Sınıf. O zaman class ne demekmiş? Sınıf. Güzel. Peki, o zaman bir kural daha açıklayacağım çocuklar size. Sonu S ile bitiyorsa ya da iki tane S ile bitiyorsa. Ne gibi? Bus ve class gibi. Ya da kelimemin sonu CH, CH ile bitiyorsa ya da SH ile bitiyorsa. Buna dikkat ediyorum. Bunları çoğul yapmak için ise bakın kelimemin sonuna ne ekliyorum? Bus yazdım ve bu sefer buses yani i, s takısını getiriyorum. Otobüs, otobüsler. Bus, buses. Okay? Watch. Aynı kuralı bunda da uyguluyorum. Watch sonu c ile bittiği için hemen ne ekledim? Es, watches. Değil mi? Saatler oldu. Bush, bushes. Çoğul yaptım çünkü sonu s ile bitiyor ve es ekledim. Classes, class, classes, buna da bir es ekledim. Bu kelimeler kuralımı uygulayabildiğim kelimeler. Yani sonuna s, ies ya da es getirebildiğim ve çoğul yapabildiğim kelimeler. Bir de bunların haricinde hiçbir şekilde ek almadan tamamen değişen ve çoğul olan kelimelerimiz var. Gelin bir de onlara bakalım isterseniz. Örneğin biz bunlara ne diyoruz? Irregular yani düzensiz olanlar. Düzensiz. Örneğin a person dedim. Bir kişi, bir insan anlamında. Peki bunu çoğul yapmak istiyorum ve sonuna persons yani s takısı getirmiyorum. Tamamen değişik. Bakın ne oluyor? People. İnsan, bir kişi ya da bir insan,
insanlar, people. Tamamen değişti. Gördünüz mü? Hiçbir takı almadan. Örneğin, a man. Bir adam dedim. Peki, bunu çoğul yapıyorum şu anda. Sadece ortadaki a harfim değişiyor ve men olarak okuyorum. Bakın bunu okurken uzatıyorum. A man. Çoğulundaki fark nedir? Daha hızlı okuyorum. Men. Okay? Peki, a woman dedim. Bir kadın. Kadınlar demek istiyorum. Tamamen değişti yine. Women. Bakın ne kadar fark ediyor söylenişte. A woman. Women. Okay? Problem here? No. Peki, bakın bir tane daha yazalım. A mouse. Mouse nedir çocuklar? Fare. Peki fareler demek istersem mice olarak çoğul yapabiliyorum. A mouse, mice. Okay? Peki bakın ne yazdım? A foot. What's foot? What's foot? Ayak. Okay? Ayak. A foot. Ayaklar diyeceğim. Tamamen değişti. Gördünüz mü? Feet. A foot. Feet. Bir de diş örnek verelim. A tooth. What's tooth? Diş. Okay. A tooth. Dişler demek istiyorsam teeth diye bilirim. Okay. Evet, bir örnek daha vereceğim. Bakın şimdi. Evet. Eğer kelimemin sonunda bakın F yani F harfi ya da F, E harfleri varsa bunları nasıl çoğul yapıyorum bakalım. Leaf. Ne demek? Leaf. Yaprak demek. Yapraklar demek istiyorum şimdi. Evet. Bakın nasıl yaptım. Leaves. F gitti. Aynen Y'nin düştüğü gibi. Hatırladınız mı? Y'nin düştüğü gibi F gitti ve sonuna leaves yani V, E, S takısını getirdim. Knife ne oldu? Knife ne demek bu arada? Knife, bıçak demek. O zaman bıçaklar demek için ne yapabilirim? Bakın bu gitti bu sefer. Ve ne oldu? Knives. Okay? Any problem here? No. No problem. Let's repeat them. Okay? A person. A person. Okay. People. People. A man. A man. Men. Men. Okay? A woman. A woman. Women. Women. Okay? A mouse. A mouse. Mice. Mice. Okay. A foot. A foot. Feet. Feet. Uh-huh. A tooth. A tooth. Teeth. Teeth. Okay. Leaf. Leaf. Leaves. Leaves. Okay. Knife. Knife. Knives. Knives. Okay. Thank you. Demek ki artık isimlerimizi çoğul yapabiliriz. Biraz önce çoğul olan nesneleri soruyorduk. O zaman birkaç örnek yaparak bugünkü dersimizi kapatabiliriz. Hadi bakalım. What are these sorusunda kalmıştık. Hatırlıyorsak değil mi? What are these? Bakalım ben buraya ne çiziyorum? Sizce bunlar nedir? What are these? What are these? Peki. O zaman aslında tekil olarak düşündüğümde a pencil yani bir kurşun kalem diyebilirdim. Ama şimdi çoğul olduğu için ne diyeceğim? They are pencil nasıl çoğul yapabilirim? Pencils. Onlar neymiş? Kurşun kalem. Okay? Merve bak bakalım. Bunlar neymiş? What are these. Evet Merveciğim, sence bunlar nedir? Ev. Okay. İngilizce söyleyelim. In English, what are these? House. Okay. They are? House. House mu yoksa houses mi? Houses. House olursa tekil olmaz mıydı? Evet.
Değil mi? O zaman kaç tane var evimiz? 2 tane. O yüzden demin de yaptığım, çoğul yaptığım houses şeklinde yazdım. Okay? Şimdi Duygu bize okuyacak. What are these? Bak bakalım Duygu. Evet, sence bunlar nedir? What are these? They are. Peki hatırlıyor muyuz? Şemsiye neydi? Umbrella. Güzel. Peki acaba umbrella mı diyeceğim yoksa umbrellas mı diyeceğim? Umbrellas diyeceğim çünkü neden? Birden fazla var. Okay. They are umbrellas. Okay. Any problem? No. Merve? Mertan? Any problem? No. No problem. Okay. Peki, bugünkü dersimizde neleri görmüş olduk? Emir bileten cümleleri gördük. What's this? What are these? Kalıplarını gördük. İsimleri çoğul yapmayı gördük. Ayrıca bir de sahiplik bileten sıfatları gördük. Okay, do you have any problems? No. Okay, thank you. Thanks for listening to me. See you next lesson. Bye.